Arkadaşlar merhabalar. Bugün size hayatınızı değiştirebilecek veya yaşam kalitenizi en azından çok artırabilecek bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Yalnız anlatacaklarımın mantıklı gelebilmesi için önce iki açıklamada bulunmakta fayda var. Eğer ki tabii ki bu kısmı izlemek istemezseniz, mesela işiniz vardır, yeterince sabrınız yoktur vesaire. Tabii ki ileriye sarmanızı tavsiye ederim. Ama eğer ki zamanınız varsa konuyu tamamen daha iyi anlayabilmek için ben yine de videonun başındaki açıklamayı iyice bir dinlemenizi de öneririm arkadaşlar. Şimdi bu videoyu çekmemdeki ana motivasyon şu oldu. Biliyorsunuz benim kanalım böyle medikal işte mesela nefes, sağlık falan konularına odaklanıyor olmasa bile aslında dövüş sporlarıyla ilgili olsa bile değil mi? Şu ana kadar en çok izlenen videom burun açma videosu oldu. Ama anlayabiliyorum yani. Çünkü biliyorum Türkiye'de pek çok arkadaş solunum muhabbetlerine falan çok çekiyor. Ben de çok çektim. Yani 18 yaşında bana 1 gramlık antibiyotik falan veriyorlardı. Yani iyice işin cılkı çıkması, çok affedersiniz. O yüzden benim bazı sizinle paylaşacaklarımın size de fayda olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bana çok faydası oldu. Şimdi eğer beni tanımıyorsanız arkadaşlar, benim ismim Yunus Emre. Bir sporcuyum. Net spor derseniz dövüş sporları diyelim, bırakalım orada. Çünkü herkes bu konuda çok ilgili olmayabilir. Canınızı sıkmak istemiyorum. Ama işte müsabak, hocalık, işte salon sahipliği, ben bunların hepsini yaptım. Hala da yapıyorum. Daha önce de işte pek çok turnuvaya katıldım. Aldım herhalde en büyük başarı dünya şampiyonluğuydu. Kendi kategorimde Abu Dhabi'de. Ve bu turnuvaya da ben daha önce arkadaşlar aslında 3 defa katıldım. Yani şampiyon olmadan önce. İlk katıldığım zaman da girdim ve ilk maçımı kaybettim. Pek de iyi bir performans gösterdiğim söylenemez açıkçası. Ondan sonra ikinci katıldığımda yine ilk maçımı kaybettim. Hem de bu iki turnuvaya, yani bu iki denememde çok iyi çalışmış olmama rağmen, en fit halimde olmama rağmen vesaire vesaire. Bu turnuvaya üçüncü kez katıldığımda ise hocamla biraz daha derin muhabbetlere girdim. Hocam da benim Jiu-Jitsu hocam. Geçmişte bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Kung Fu'nun çok farklı çeşitleri var. Yani sadece dövüşle ilgili olanları değil. Mesela bazıları böyle sağlık üzerinde çok çalışmaları olan Kung Fu çeşitleri falan var. İşte o onlardan bir tanesinde de ayrıca uzman. O bana şeyden bahsetmişti. Bak Yunus demişti. Dünyada bir sürü diyet var. İnsanlar mesela diyete çok odaklanıyorlar ama mesela birkaç gün yemek yemeden, hatta belki bir ay yemek yemeden rahatça yaşayabilirsin. Rahatça değil de yani yaşayabilirsin. Hayatta kalma şansın var. Su içmeden 3 gün yaşayabilirsin. Yani hayatta kalma şansın var. Ama nefes almadan değil mi 10-15 dakika duramıyorsun. Yani bazı durumlarda 1-2 dakika bile duramıyorsun değil mi? Ne kadar ağır bir şey geliyor. Ama işte buna rağmen biz nasıl diyet yapmamız gerektiği hakkında çok düşünüyoruz. Su, hangi su daha iyi, filtreli su mu, işte mineralli su mu, hangi mineraller falan, bunun hakkında da bayağı düşünüyoruz ama nasıl nefes aldığımız hakkında pek düşünmüyoruz demişti. Bana da bu tavsiyeyi vermişti. Bak Yunus, nefes konusunda en azından biraz çalışma yap ve en azından farkında ol. Bu ne demek? Ki bu tavsiyeyi bugün size de vermek istiyorum. Gelin bunu bugünün ilk tavsiyesi bu. Nefesinin farkında olmak. Ya ben şu anda nefes alıyor muyum? Neremden alıyorum? Ne şiddetle alıyorum? Nefes alırken göğsüm mü oynuyor, göbeğim mi daha çok oynuyor vesaire. Sadece bunun farkında olmak bile ilk başta çok faydalı nefes konusunda çalışma yapmaya başladığınızda. Çünkü bazen özellikle spor yapan arkadaşlar falan varsa biliyor olabilir. Bazen çok ağır spor yapıyorsunuz falan, nefesinizi tutuyor olabilirsiniz veya çok fazla böyle derin ağızdan nefes alıyor olabilirsiniz. Farkında olabilirsiniz vesaire vesaire. Bunun farkında olmak demişti. Ben de işte bunu dinledim, bana biraz mantıklı geldi. Sonra dikkat ettim ki ben de idman esnasında bazen nefesimi tutuyorum. Yeterince etkili nefes almıyorum vesaire vesaire. Tesadüf o, değil mi? O sene ben turnuvaya katıldığımda işte dünya şampiyonu oldum falan. Nefes konusunda çok dikkat etmiştim. Tabii ki bunun derin analizini yapmak lazım değil mi? Yani ne kadarı nefesten dolayı, ne kadarı başka şeylerden dolayı vesaire. Ama ben eminim ki yani bunun bir tane benim çok performansımı değiştiren şeylerden bir tanesi sadece nefesimin farkında olmak ve çok bilgili olmasam da o dönem için biraz daha kaliteli nefes alıyor olmaya çalışmak idi. Bugün nasıl daha kaliteli nefes alınabilir size anlatacağım zaten. Bugünün ilk açıklaması ve tavsiyesi olsun. Şimdi oradan başka bir konuya geçeceğim. Arkadaşlar diğer anlamamız gereken bir konu. Bu şöyle anlatmaya çalışayım. Mesela biraz çirkin bir örnek olacak. O yüzden çekindim biraz önce, az önce ama bilmiyorum daha önce başınıza geldi mi? Umarım gelmemiştir.
Umarım gelmemiştir ama daha önce mesela bir kolu falan kırılan arkadaş olduysa veya bacağı kırılan arkadaş olduysa ne diyeceğimi anlayacaktır. Eğer ki mesela bir kolunuz kırılırsa o kolunuzu işte 6 ay boyunca mesela kullanamazsınız vesaire. Göreceksiniz ki öbür kolunuz mesela normal işte boyutunu falan koruyabilecekken gücünü işte elastikliğini falan koruyabilecekken sol kolunuz yavaş yavaş atrofi olacak. Çünkü şey olacak yani yavaş yavaş ölmeye başlayacak. Yani gerçekten ölmeye değil de zayıflamaya vesaire başlayacak. Çünkü neden? Kullanmıyor olacaksınız kolunuzu. Öyle değil mi? Yani kol kendi kendine zaten diyor burayı kullanmıyoruz çok fazla. Buraya yetersiz besin harcamayalım, işte enerji harcamayalım vesaire. Kolunuzun yavaş 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 ufaldığını ve güçsüzleştiğini, mobilitesini yitirdiğini falan filan göreceksiniz. Çok doğal arkadaşlar. Vücudumuz bunu çok yapıyor. Yani vücudunuz herhangi bir kısmını kullanmıyorsanız, yani bunu tabii ki bunu test etmeyin ama hani atıyorum siz sadece bilerek sol kolunuzu bir sene kullanmasanız, sadece sağ kolunuzu kullansanız da büyük ihtimalle hani ağrıyı falan saymıyorum ama kolunuzun yine yavaş yavaş işte fonksiyonlarını kaybettiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bu vücudumuzun her yerinde olabilecek bir şey. Şimdi bana da pek çok arkadaş sürekli yazıyor şey ya Yunus mesela senin burunlaşma şeyini videosunu yapıyorum. Hemen tekrar tıkanıyor işte veya ben bu işten kronik çekiyorum. Sürekli işte tıkanmalar yaşıyorum vesaire vesaire. Özellikle bu arkadaşlar beni iyi dinlesin. Bakın arkadaşlar biz ne nefes alma şekillerimiz var bizim vücudumuzda. Ağızdan nefes alma, burundan nefes alma. Öyle değil mi? Bazı işte çok detayına girerseniz derimizden de solunum yapıyoruz bir kısım falan ama bunların hiçbiri yani yeterli değil. Burun ve ağız. Genel olarak nefesimizi buradan alıyoruz. Ama aslında bakarsanız yani hakikaten nefes almak için dizayn edilmiş organımız burnumuz. Nereden biliyoruz bunu? İçerisinin özel nemli olmasından, kıllardan, içerideki sinüs yapımızdan, o işte havanın buradan girip işte içeride filtrelenmesi vesaire sonra temizlenmiş ve nemlendirilmiş şekilde ciğerlerimiz falan. Biliyorsunuz mükemmel bir şey işte burun, öyle değil mi? Ama bir de ağız var değil mi? Ağızdan neden nefes alabiliyoruz? O da işte bir koruma mekanizması. Yani affedersiniz bir gün burnunuz işte tıkandı, bir şey oldu veya çok aşırı oksijene ihtiyacınız olduğu bir durum oldu. Atıyorum spor veya hayatta kalma mücadelesi tarzı bir şey oldu. Mesela vahşi hayvandan kaçıyorsunuz o sırada vesaire değil mi? Ekstra acil oksijene ihtiyacınız var. O zaman da ağızdan alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir saniye. Farkında belki olmayabilirsiniz ama pek çoğunuz, hepiniz demeyeceğim çünkü bazılarınız da belki bu konuda eğitimli insanlar olabilir. Ama pek çoğunuz çok büyük ihtimalle sık sık ağzınızdan nefes alıyorsunuz. Bundan kastım tabii ki sadece mesela günlük hayatta da olmayabilir. Atıyorum günlük hayatta belki ağzınızı kapalı tutuyorsunuz elinize gelince vesaire ama uyurken falan mesela ağzınız açık oluyordur. Horlayanlarınız var mı aranızda? Veya horlayan insan gördünüz mü? Nasıl ağız açık olur ha? Diye böyle. Öyle değil mi? Bunun bir sebebi var arkadaşlar. Yani nasıl az önce kol örneğinde bahsettik. Burnunuzu eğer yeterince kullanmazsanız nefes alırken yani ana olarak burnunuzu kullanmazsanız burnunuz yavaş yavaş yine fonksiyonlarını kaybetmeye başlıyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani pek çok böyle burnunda sık sık tıkanmalar çeken İşte bazı başka sorunlar yaşayan falan arkadaşlar. Büyük ihtimalle burnunuzu yeterince kullanmadığınız için burnunuz bir miktar fonksiyonlarını, dayanıklılığını vesaire kaybetmiş olabilir. Ve hatta sadece bu da değil. Yani şimdi bu nefes konusu çok derin bir konu. Eğer detaylı girersek işin içine. Eğer burundan yeterince nefes almazsanız vücudunuzda çok fazla oksijen olabilir. Bu çok fazla oksijen daha sonra aşırı sinir, aşırı panik, anzayite falan olarak size geri dönebiliyor. Spor performansınızı etkileyebiliyor. Veya işte çok fazla oksijen aldığınız zaman hücreler sürekli oksijenle dolu olduğu için oksijenden kurtulamıyorlar. İşte karbondioksit olmazsa ortamda vesaire vesaire derin konu. Ama anlatmaya çalıştığım şey şu. Burnunuzdan eğer ağırlıklı olarak nefes almıyorsanız, ağzınız sürekli açıksa, nefes, yani burnunuzun sürekli tıkanmasını geçtim. Ayrıca psikolojik, bazı işte diğer fizyolojik pek çok sorunlar da çekebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Mesela
yine ağızdan çok nefes alan arkadaşların dişleri çabuk çürüyebiliyor vesaire vesaire. Ya çok şey var arkadaşlar. Hipertansiyon, yani nabız, spor performansı nelerler? Yani çok derin bir konu bahsettiğim gibi. Belki bunlar için daha ileride başka videolar çekeriz ama özellikle burnu çok sık tıkanan. Ya tıkanmak, kolay enfeksiyon olması. Bunlar işte burnun fonksiyon kabiliyetiyle alakalı şeyler, öyle değil mi? Mesela veya boğazım çok ağrıyor. Çabuk öksürmeye başlıyorum. İşte bu önce hasta oluyorum, o sonra yavaş yavaş aşağı iniyor. Veya işte spor sonrasında çok öksürüyorum falan. Alakası var. Çünkü spor yaparken sürekli ya diye nefes alırsanız, ben şu anda bile yapınca böyle bu işi çok ağır şekilde, hemen burası böyle bir acımaya, ağrımaya, tahriş olmaya başlıyor. Tabii ki acil durumlarda gerekiyor ama ana olarak arkadaşlar burnumuzu kullanmayı öğrenmemiz lazım ve doğru nefes almayı öğrenmemiz lazım. Ve eğer dedim ya bunu yapabilirseniz çok fazla böyle burun açma videoları izlemenize de gerek kalmayacak. Daha rahat nefes alacaksınız. Burnunuz falan sürekli tıkanmayacak. Daha az hasta olacaksınız. Çünkü daha az mikrop alıyorsunuz vücudunuza. Ayrıca da çok büyük ihtimalle tansiyon olsun, hatta kan şekeri olsun, spor performansınız olsun, psikolojik bazı problemleriniz olsun vesaire. Bunların da kendi kendine arkadaşlar çözdüğünü göreceksiniz. Çok ilginç bir şey. Çok ilginç. Ne kadar ilginç değil mi? Şimdi peki, hani bununla ilgili mesela kanıt ister misiniz? Bir tane de kanıt söyleyeyim size. Hani çünkü bu konuda araştırma yapabilirsiniz tabii. Çok araştırma var, çok yazılmış kitaplar falan var ama eğer özel kanıt isterseniz, ben dediğim gibi arkadaşlar hayatım boyunca nefes konusunda çok çektim. Kronik sinüzit yaşadım, ameliyatlar oldum, hiçbir şey işe yaramadı. 1 gramlık antibiyotik bile kullandığım yere geldi. Şimdi uzun hikayeyi girmek istemiyorum. Uzun lafı kısası, ben zamanında solunum konusundan çok çekmiş bir insanım. Yetmezmiş gibi burun kanallarım da çok küçük, çok dar. O yüzden yani nefes almakta doğal olarak yani eksikliklerim var vesaire. Ama arkadaşlar yani mesela hatta benim başıma şöyle şeyler geliyor sürekli. Ben yurt dışında yaşadığımı bilmiyorsan söyleyeyim ya, ben yurt dışında yaşıyorum. Biraz da nemli bir yerde yaşıyorum. Her buraya geldiğim zaman hemen burnum kuruyor. Hemen bir sinüzit vuruyor zaten. Hemen bir hasta olmaya başlıyorum vesaire vesaire. Öksürmeye başlıyorum. Boğazım kuruyor. Fakat yaşadığım yerde öyle olmuyor. Çünkü orası çok nemli. İlginç değil mi? Neden yani nemli ortamda olmaya da burada oluyor mesela? Bak belki bugün konuştuğumuz şeyle alakası var. Ben de maalesef arkadaşlar yine yaşadığım ülkede yaşadığım bazı problemlerden dolayı 5 senedir 6 senedir falan Türkiye'ye gelemiyordum. Bu dönemler işte tekrar gelme şansım oldu. Ve bu sefer ilk geldiğimde yine aynı klasik işte ilk uyuduğum uykuda böyle kalktığımda biraz burnumda biraz hafif tıkanma gibi bir şey hissettim ama eskisi kadar kötü değil. Hemen o günkü nefes egzersizlerimi, nefes tutma egzersizlerimi falan yaptım. Bir şey kalmadı. Ondan sonra da o zamandır hep Türkiye'de işte 10 küsür gün oldu. Ne bir solunum problemi, hiçbir şey çekmiyorum. Yani ben yaşayan kanıtı benim yani bu işim. Ve yani ben bunu yine dediğim gibi psikolojik konuda rahatlamalar olsun veya işte sağlık, tansiyonum vesaire. Ya ben şimdi sporcu olduğum için bazı şeyler yani zaten çok fazla nasıl diyeyim? Hani benim tansiyonum zaten çok yüksek. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi ama yani ben bile genel olarak böyle vücudumu şöyle bir kontrol ettiğimde, analiz ettiğimde pek çok faydasını gördüğümüzü söyleyebilirim. Yani böyle arkadaşlar. Kanıt olarak da kendimi sunmuş olayım veya internette yani araştırabilirsiniz. Yani burundan nefes almak neden çok önemli? Doğru nefes almak neden çok önemli? Eğer ağız yerine burun nefesi alırsanız daha çok vücudunuzda ne gibi değişiklikler olacak? Mesela var mı aranızda çok horlayan arkadaşlar? Veya var mı aranızda şöyle insanlar, atıyorum hani sleep apnea deniyor buna. Türkçesini aklıma gelmedi. Apne sanırım. Uyurken nefessiz kalma falan. Bakın bu tarz şeyler yaşayan arkadaşlar varsa arkadaşlar mutlaka bu konuya çok 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 dikkat edin. Ve şunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Eğer büyük ihtimalle siz şey falan diyorsanız, ya abi ben aslında burnumdan nefes alıyorum ya diyorsanız falan, o kadar emin olmayın. Bakın ben diyorum. O kadar emin olmayın. Düşündüğünüz gibi olmuyordur. Ben de kendimi öyle zannediyordum zamanla. Ben zaten burnumdan alıyorum ya falan diyordum ama hiç aklıma gelmiyor. Katıldığım bütün turnuvalardan sonra deli gibi öksürüyorum sürekli. Hep ağzımdan nefes alıyorum çünkü farkında değilim. Neyse. Yani arkadaşlar böyle bir giriş yapmış olalım. Şimdi peki kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bu sürekli burun tıkanmalarından nasıl kurtulabiliriz? Nefes kalitemizi nasıl artırabiliriz vesaire. Şimdi arkadaşlar ben bu konuda detaylı bir kurs vermek istesem anlatabiliyor muyum? Uzun sürer farklı olur ama ben size böyle bugün birkaç tane
tavsiyede bulunmak istiyorum. Sadece bunları bile yapsanız büyük faydasını göreceğinize inanıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk size vermek istediğim tavsiye şu. Burnunuzdan nefes alın. Yani her aşamada burnunuzdan nefes alın. Yürürken, merdiven çıkarken burnunuzdan nefes almaya çalışın. Şimdi bunun bir sınırı var arkadaşlar. Eğer ki kalp problemleriniz, tansiyon problemleriniz varsa, kolay etkileniyorsanız falan böyle bazı işte stresten vesaire, stresten kastım yani yaptığınız idman şiddeti veya bilmiyorum kolay yoruluyorsanız vesaire, anladınız beni. Bu konuda çok zorlamanızı tavsiye etmem. Yani ne zaman dayanamıyorsanız açın ağzınızı, nefes alın. Tamam, sorun değil. Ama böyle sorunlar yaşamadığınızı baz alarak konuşuyorum. Elinizden geldiğince burnunuzu kullanmaya çalışın. Bir yerden sonra sadece burnunuzu kullanmaya çalışın. Eğer aranızda sporcu arkadaşlar falan varsa, spor yaparken bakın bakalım burnunuzdan sadece nefes alarak ne yapabiliyorsunuz? Anlatabildim mi? Tabii dediğim gibi çok kolay bir konu değil. Özellikle mesela uyurken. Uyurken nasıl yapacağız abi? Yöntemleri var. Araştırabilirsiniz ama bazıları mesela ağızlarını bantlıyorlar vesaire. Şunu hatırlatayım yalnız. Benim bugün söylediğim hiçbir şey tıbbi tavsiye falan değildir. Ben de bir tıp uzmanı değilim. Sadece tecrübe paylaşımı yapıyoruz şu anda. Okey. Yani dediğimi sonra gidip de yapıp da hastaneye falan gidip de ben Yunus'u dinledim sonra böyle yaptım falan. Sorumlu kabul etmem. Araştırmanızı yapın, vücudunuzu iyi kontrol edin. Ama böyle yapanlar olduğunu biliyorum. Yani ilk konu burundan nefes almaya başlamak. Yani her zaman kolay değil. Nefes alırken, konuşurken mesela bakın ben de eminim birazdan videoya bakacağım. Konuşurken eminim sık sık ağzından nefes alıyorum. Normal. Zaten o durmak o kadar kolay değil ama hatırlatmış oldum. İkinci bir şey arkadaşlar. Yavaş yavaş nefes alırken göğsünüzden değil göbeğinizden nefes almaya başlayacaksınız. Yani yerine burada. Burası daha çok oynayacak. Tabii bunun da detayları var. Yani öyle diyorlar ki çok nefes alma uzmanı olan kişi kendisi bile nefes aldığını farkına varmaz vesaire. Biz o kadar derine girmeyelim şimdi. Ama genel olarak omuzlardan böyle göğüsten nefes almamaya çalışın. Çünkü neden? Çok nedenleri var. Yeterince oksijen girmiyor içeriye. Sizi daha çok panik havasına sokuyor. Daha hızlı nefes alıyorsunuz. Nefes alma kaliteniz düşüyor vesaire. Pardon ya pi bitti. Bunun da kontrolünü nasıl yapabilirsiniz? Mesela yatın bir yere uzanın. Bir elinizi göğsünüze, bir elinizi göbeğinize koyun böyle. Bakın bakalım nefes alırken bu eliniz mi daha çok oynuyor? Bu eliniz mi daha çok oynuyor? Okey. Bu size söyleyecek yani nefesi daha çok nereden aldığınızı. Sonra yavaş yavaş göbeğinizi diyelim kullanmaya alışın nefes alırken. Nedenlerinde dediğim gibi az önceki sebeplerden dolayı ama internette daha detaylı araştırmasını yapabilirsiniz. Yavaş yavaş bununla alıştıktan sonra arkadaşlar diğer bir hedef kendinize verebileceğiniz çok derin nefes almayı yavaş yavaş bırakın. Nefesinizi yavaşlatmaya çalışın. Bakın bu çok sık yapılan bir hata. İnsanlar nefes egzersizi falan yaparken hani böyle yapıyorlar. Okey şimdi derin derin nefes al. Yapıyorsunuz falan filan böyle daha çok heyecanlanıyorsunuz aslında falan ama bilmiyorum daha önce filmlerde falan gördünüz mü? Böyle birisi heyecanlandığı zaman kese kağıda verir ağzına. Oradan nefes al falan diye. Yani genelde öyle bir ikilem var. Yapmanız gereken şey daha çok oksijen almak değil. Daha çok oksijen almak sizi daha anksiyetenizi arttırıyor. Daha çok panik haline sokuyor. Çok detayları var ama demek istediğim yapmanız gereken şey daha böyle sakin nefes alıyor olmak. Derin nefes almak yerine mesela kendinizi sakinleştirmek istediğiniz zaman daha böyle nefesinizin hızını, şiddetini ve hızını aynı anda düşürmeye çalışabilirsiniz. Bunu ilk başta yapmak çok zor arkadaşlar ama ilerledikçe göreceksiniz. Yani yavaş 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 buna alışabilirsiniz. İlk başta böyle normal hayatta deneyin. Birkaç dakika aralıklarla belki. Ama bunu yavaş yavaş hayat içerisinde, belki yürüyüş esnasında, belki merdiven çıkma esnasında falan gibi de kullanmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir yapabileceğiniz bir şey karbondioksitten korkmamak arkadaşlar. Yine bugün yani ki dünyada yanlış anlaşılan şeylerden bir tanesi daha çok oksijene her zaman ihtiyacınız yok aslında. Doğruya doğru. Bu da derin bir konu. Ayrı bir video lazım. Ama şöyle bir şey var. Karbondioksite vücudunuza alıştırmanız lazım. Nefessiz kaldığınız zaman kolay panik oluyorsanız, kolay performansınız düşüyorsa vesaire vesaire bir sebep kanınızdaki oksijen oranı biraz fazla olabilir.
Bunun yöntemini, bunu nasıl yenebiliriz? Nefes tutma egzersizi. Ama böyle nefes tutma egzersizi de şey gibi yapmanıza gerek yok. Hani dalgıç gibi böyle sonuna kadar hocam gerek yok. Neyse manki böyle nefesinizi tuttunuz biraz. Hafif böyle burada spazmlar falan başladı. Hemen bırakacaksınız. Sonra mesela ne kadar yaptınız diyelim? 10 saniye. O 10 saniye 20 saniye. O 20 saniye 30 saniye ama gün içerisinde vesaire. Bunda idman çeşitleri var. Belki ileriki günlerde bunları da paylaşabiliriz. Ama dediğim gibi yani nefessiz kalma olayını alışmanız, karbondioksitten çok korkmamanız lazım. Eğer arada böyle nefes tutma egzersizi falan yaparsanız ve tekrar ediyorum bakın bu derin böyle nefesini tutabildiğin kadar tutacağım tarzı egzersizleri yanınızda birisi olmadan, hele ki tecrübeli birisi falan olmadan kesinlikle yapmayın. Sonuna kadar, sınıra kadar değil böyle. Bilmiyorum işte 5 saniyeden başlarsınız. 10 saniye, 15 saniye. Önce nefesinizi tamamen verip ondan sonra nefesi işte o ilk böyle vücuttan tepki gelene kadar, nefes almamız lazım tepkisi gelene kadar tutmak. Tarzı basit egzersizler var arkadaşlar. Bu tarz şeylerde yapabilirsiniz. Faydasını görürsünüz. Son bir tavsiye daha vereyim arkadaşlar. Yine sık sık yine mesela kurumadan, burnunuzun kurumasından vesaire başlarına çekiyorsanız arada burnunuzu bir yıkamaktan da çekinmeyin derim. Bir şırınga alabilirsiniz. Bir şey mesela bir tuzlu suyla şırıngadan sıkabilirsiniz azıcık su. Sinüs üzerinizi bir yıkayabilirsiniz. Zaten tuzlu suyun antibakteriyel etkisi de var. 10 numara. İçeriye bir temizleyebilirsiniz. Mesela deniz suyuna ulaşabiliyorsanız, ulaşımınız varsa deniz suyuyla bunu yapabilirsiniz vesaire. Burnunuzu yıkayabilirsiniz. Veya bunun bazı özel solüsyonları var. Derseniz ki ya ben işte amiplerden korkuyorum ondan bundan falan. Bunun için özel solüsyonlar da var. Yani ilaç olmasın da, burun açıcı olmasın da herhangi böyle doğal bir şekilde böyle yıkayacak bazı şeyler yapabilirsiniz. Tabii ki hani bakterilerden falan korumak için filtrelendirilmiş suyla yapmakta fayda var bu tarz şeyleri. Ama dediğim gibi burnunuzun içinde biraz nemli tutarsanız falan da başlangıçta çok faydasını görürsünüz arkadaşlar. Valla daha nefes konusuna girersek sizinle konuşabileceğimiz çok şey var. Zaten video biraz da uzun oldu. O yüzden çok kafanızı şişirmek istemiyorum arkadaşlar. Ama yani dediklerimi hepsini unutsanız da veya bazı şeyleri çok iyi anlamamış olsanız da vesaire. Bugün anlamanız gereken şey şu arkadaşlar. Eğer ki burnunuz çok kolay tıkanıyorsa ve bazı çok önemli kronik şeyleriniz yoksa, hatta varsa bile bakın mesela benim burun kanallarım dediğim gibi dar. O yüzden benim normalde çok çekmem lazım bu olayları. Ama hatta bu tarz arkadaşlar bile şunun farkında olun. Eğer ki burnunuzu nefes alırken yeterince kullanmıyorsanız büyük ihtimalle nasıl ki kullanmadığınız kol gibi burnunuz yavaş 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 etkisini kaybedecektir. Eğer ki sık sık burun açma spreyleri falan kullanıyorsanız özellikle bu da yine aynı şekilde kol, yani burnunuzun fonksiyonlarını yok etmekte büyük fayda sağlayacaktır. Neye benziyor bu? Yani benim kolum var ama kolumu kullanmıyorum. Bu elimi alıp böyle kullanıyorum bu kolumu. Aynı şey. O an diyorsun ki ama benim kolum oynuyor. Oynuyor da kendi oynamıyor. Anlatabildim mi? Yani siz burnunuzu böyle spreylerle falan sürekli açtığınız zaman yine o fonksiyonunu yitirmesini sağlıyorsunuz. Eğer ki ilk izlediğiniz videom bu videoysa, daha önce çektiğim burun açma videosu, yani ilaçsız burun açma videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Benim ne zaman azıcık bile burnum biraz tıkanıyorsa ya onu yapıyorum ya nefesimi tutarken yürüyüş yapıyorum. İkisi de işe çok yarıyor. Denemenizde fayda var arkadaşlar. Maalesef dediğim gibi merak etmeyin, sadece sizde veya sadece Türkiye'de değil, atletler arasında bile nasıl nefes alınması gerektiğini çok iyi bilmiyoruz. Yani nefese çok muhtaç olmamıza rağmen. O yüzden arkadaşlar videoda dediklerimi bile hani ciddiye almayacak olsanız bu konuda kitap okursanız, kendinizi biraz geliştirirseniz, mesela biraz meditasyon, yoga tarz şeyler yaparsanız çok faydasını göreceğinize inanıyorum. İnşallah bütün burun, nefes, solunum sorunlarınızı falan çözersiniz. Kalıcı şekilde antibiyotiklere falan gerek kalmadan. Eğer ki verdiğim tavsiyeler işinize yararsa lütfen ileride bana yorumlar kısmında söyleyin. Eğer dediğim tavsiyeleri de yapacak olursanız arkadaşlar kendinize biraz zaman verin. Bir günde zorlanacak iş değil bu. Burundan nefes almaya alışmak işte vesaire, bazı egzersizler vesaire. Kendinize biraz uzun bir zaman verin ama göreceksiniz yavaş 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 burnunuzu kullanmaya devam ederseniz, burnun ağırlıklı nefes almaya devam ederseniz burnunuzun performansının çok geliştiğini göreceksiniz. Okey.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.